Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlarım. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar, bugün çayımızın yanında biraz böyle kolay pratik bir hamur işi yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ben yani çok seviyorum bunu. Kolay oluyor hem lezzet oluyor çayın yanında, iyi oluyor. Mesela kahvaltıyı da yapabilirsiniz, akşamüstü beş çayın yanında yapabilirsiniz. Bu şekilde malzemem de vardı. Zaten fazla bir şey gerekmiyor. O yüzden hemen yapmaya karar verdim. Arkadaşlar, söyleyeyim önce malzemelerimi. Burada yaklaşık işte bir kilo yakın kesik vardı. Bizim buraya ait kesik. Başka yerlerde lordu diye söyleniyor. Kesim var. 3 tane domatesim var. Bir büyük baş kuru soğanım var. Onu doğradım, hazırladım. Bir de tuz, karabiber koydum içerisine. Karıştırdım. Bu şekilde iç malzemem hazır yani, bekliyor. Burası böyle. Burada da arkadaşlarım hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz üzere. Şöyle biraz daha yakını getireyim. Hamurumu yoğurdum. Bunun içerisinde de işte un, süt, maya, toz şeker ve de tuz var. Çok azıcık da sıvı yağ var arkadaşlar. Bunu zaten miktarını, malzeme listesini videomuzun altına illaki yazarız arkadaşlar. Bu şekilde hamurum mayaya geldi. Şimdi hemen tepsimin içerisine, fırın tepsimin birazcık sıvı yağ dökeceğim. Hamurun yarısını alacağım. Altını güzel böyle yerleştireceğim, süreceğim. Arasında malzememi koyup üstünü tekrar kapak yapacağım. Zaten oraları göstereceğim. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, nasip olursa başlıyorum. Şimdi tepsimi yağladım. Şu şekilde gördüğünüz fırın tepsime birazcık sıvı yağ koydum. Şimdi hamurumdan koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kalın olmayacak hamurumuz. Zaten birazcık da kabaracağı için birazcık da koyayım. Birazcık az gibi mi geldi? Çok kalın olunca da güzel olmaz çünkü. Ne kalın ne ince, ikisinin ortası olması lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Tepsimi yayacağım arkadaşlar, bu şekilde. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Birazcık gevşeye koysun. Şimdi üst kapağı içinde öbür tepsimde açayım. Onun üzerine kaydıracağım zaten sonra. Bu biraz bekleye dursun. Şimdi öbür gün de yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar, devam ediyorum. Şimdi artık kesemi koyacağım üzerine. Hazırlamış olduğum iç malzememi koyacağım. Koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlarım, kesimi yerleştirdim. Gördüğünüz gibi şekilde. Şimdi üzerine azıcık zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle. Tat vermesi için. Şöyle. Arkadaşlarım, gördüğünüz gibi hazırladım. Bitti. Dediğim gibi kolay, pratik. Bunun üstünü koyacağım şimdi. Üstünü kaydıracağım. Şöyle birazcık daha açarak üzerine koyacağım. Ondan sonra da üzerine böyle dilim dilim keseceğim. Nasıl istersek dilimini, ister düz kare, ister baklava dilimi gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, üzerini kapattım. Şimdi artık keseceğim. Ondan sonra biraz kabarmayı bekleteceğim. Kabarmasını bekleteceğim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, içerisine bir yumurta, 2 kaşık yoğurt, birazcık sıvı yağ koydum. Onun üzerine süreceğim. Biraz çırpın. Üzerinde onu süreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi fırını sürdüm. Cızdırmama çok güzel kabardı. 180 derece alt üst pişirmeli. Bakalım ne kadar sürecek. 45 dakika mı, 1 saat mi bilmiyorum. Tekrar söylerim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi peynirli, domatesli, soğanlı cızdırmam oldu. Çok güzel oldu. Kolay, pratik, basit. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Yaklaşık 1 saat kaldı fırında. 170 derecede alt üst pişirmeli. Ağır ağır pişirdim. Bir tanesini sizin görmeniz açısından çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar. İçinde çok güzel pişti. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Aydın'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.